Herkese kucak dolu selamlar sevgili arkadaşlar. Biraz önce seans yaptım. Seans bitti. Seansın arkasından mesajlar gelmiş WhatsApp'ta. Onları da okudum. Birçok feedback topladım. Bugün yani sabahtan akşama kadar belki 100-150 kişiyle konuştum. Seanslarıma girenler, telefon görüşmeleri, gelen mesajlar, yani iletişimdeydim. Şunu gördüm sevgili arkadaşlar. Güzel bir müjde vermek istiyorum aslında size. Sen güneşe doğru gittiğinde gölgen arkandan gelecek. Bu gerçeği kafana koy. Şu resimdeki gibi güneşe doğru gittiğinde gölgen arkandan geliyor. Bu adam ne yaptı? Şu halatlar var ya. Halatlar sırtına bağlıydı. Kesti onları. Gölgesi arkadan geliyor. Güneşe doğru gidiyor. Biz de diyoruz ki bak hiç merak etme. Sen güneşe doğru gittiğinde aslında gölgen arkandan gelecek. Her şey güzel olacak. Oluyor. Yeter ki şu sırtında senin arkaya çeken halatlar var ya. Bunlardan kurtulmak için eline makası al ve makasla bunları kes. Bunlardan kurtulmazsan eğer boşa kürek sallarsın, yorulursun. Bunlardan kurtulmanın yolu var. Makasla bunları kesersen kurtulursun bunlardan. Kurtulunca bu yüklerden güneşe doğru ilerlersin. Güneşe doğru giderken zaten gölgen arkandan geliyor. Yani her şeyin rast gider. Anlatabildim mi güzel insanlar? Önemli olan ne? Şu sırtındaki kancalardan kurtulmak. Sen kartal olduğun halde sana tavuk olduğunu söylediler. Sen inandın. Kancalar var sırtında. Sen kartalsın ama sana tavuk muamelesi ettiler. Sen yola çık, yol görünür diyorlar ya. Hani sen yeter ki doğru bir şekilde yola çık, yol görünür. Niyet iyi, akıbet iyi. Niyetin sağlam olsun ama. Doğru adamın işi doğru gider hesabı. Sağlam bir niyetle yola çık. Gerisini merak etmek yok. Anlaşıldı? Kervan yolda düzelir. Sen yeter ki güneşe doğru git. Yanlış yere gitmeyeceksin ama. Gölgeyi yakalamaya çalışmak yok. Yani gölgeyi yakalamaya çalışırsan yakalayamazsın. Mümkün mü? Güneş arkada. Gölgeyi yakalayan o adam gördünüz mü siz? Ama insanların çoğu gölgesini yakalamaya çalışıyor değil mi? Yani kendini geliştirmek güneş diyelim. Değişim. Ondan sonra hakka doğru ilerlemek, doğru yolda ilerlemek, güneşe doğru ilerlemek gibidir. Bir de tersine kendini geliştirmemek, dizi izlemek, abur cubur sağlıksız yemek yemek, dünyanın arkasından koşmak, her şeyi kontrol etmeye çalışmak bu gölge. Mükemmel olmaya çalışmak, bilimi put yerine koymak, bilime tapmak, ilimi unutarak kendi çocuklarının kölesi olmak. Çoğu insan kendi çocuklarının kölesi değil mi? Bunlar gölgeyi yakalamaya çalışmak. Hiç gölgesini yakalayan oldu mu? Yok. Gölgesini yakalayamadığı için hep ne diye şikayet eder? Hocam olmuyor, yapamıyorum. Bir türlü yakalayamadım. Ne yapıyorsun diye telefonla aradığımızda soruyorsun mesela. Nasıl durumlar diyorsun? Telefonla arıyorsun. Koşturuyoruz işte diyor. Eğer koşturuyoruz işte diyorsa gölgesini yakalamaya çalışan birisi bu. Yakalayabilir mi? Ben hep onu soruyorum. Koşturuyoruz işte diyenlere yakalayabildin mi diyorum. İlk önce afallıyor. Neyi diyor? Hani koşturuyordun ya diyorum. Yakalayabiliyor musun? Yok inan yakalayamıyorum. Yakalayamazsın garantisi var. İnan bak garanti verebilirim. Yakalayamayacaksın. Doğru yolda ilerlersen, güneşe doğru ilerlersen doğru adamın işi doğru gider hesabı. Doğru niyetle gidersen güneşe doğru gittiğinden dolayı gölgen arkandan gelecek. Her işin rast gidecek. Sizi harekete geçirmek için 30.000 tane sonuç yetiyor mu? Bu soruyu sorun kendinize. Mükemmel sonuçlar geliyor. Ben diyorum ki bak şu ödevi yap diyorum. Yaptıktan sonra 3 tane after kaldım diyor. İş aldım. İşleri bir türlü rayına sokamayan arkadaşımız işlerinde başarılı oluyor. Sadece işinde mi? Hayır. Hayat devam ettiği için aile de var. Ailede daha iyi muhabbet, daha iyi huzur. Çoğu insan psikolojik sorun yaşıyor. Kendini geliştiren insanların psikolojik sorunları azalıyor. Tamamen kalkıyor. 85 milyon insan yaşıyor memleketimizde. 250 milyon senelik ilaç tüketiliyor. Uyuşturucu ilaçlar, depresyon. Bu ilaçlar şizofreni yapıyor. İnsanlar şizofreni oluyorlar. Daha kötü oluyorlar. Dolayısıyla kendini geliştirdiğinizde, doğru yolda ilerlediğinizde, güneşe doğru ilerlediğinizde gölgeniz arkadan gelecek sevgili arkadaşlar. Bu konuda rahat olun. Doğru adamın işi doğru gider. Güneşe doğru ilerlediğinizde işleriniz rast gider. Dünya arkanızdan gelir. Para sizin köleniz olur. Siz paranın kölesi değil. Dünya sizin köleniz olur. Öbür türlü siz gölgeyi yakalamaya çalışırsanız, güneşi arkanıza alırsanız siz köle olursunuz. Kimin kölesi? Dünyanın ve insanların kölesi olursunuz sevgili arkadaşlar. Bu programa katılıp başarmamak mümkün değil. Allah'ın izni. Evet şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim her şeyin güzelini hem dünya hem ahirette versin. Afiyet versin. Hoşçakalın.